LGS Nisan ayı matematik sorularının 8.'si ile devam edecek olursak arkadaşlar. Sorumuz şu şekilde. Yine bir olasılık sorusu. İstenilen durum bölü tüm durum diye yapıyorduk. Şimdi buraya baktığımız zaman arkadaşlar kulüplere alınan kişilerden bahsetmiş. Spor kulübüne 3 kişi alınmış ama 3 boş kontenjanı var. Resimde 2 boş kontenjanı var. Tiyatro kulübünde 1, 2, 3, 4 tane var. Bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Sorunun devamında ne diyor? Öğretmen kartta ismi yazılı olmayan öğrencileri sırayla kutuda rastgele birer kağıt çektirerek hangi sosyal kulübe katılacaklarını söylemiş. Arkadaşlar boş olanları bir kutuya atıyor ve kutudan rastgele seçmelerini istiyor. Şimdi Okan kulübe katılma olasılığı kaç? Bakın Okan'ın tiyatro kulübüne. Tiyatroya bakıyorum kaç tane boş yeri var? 1, 2, 3, 4 tane. Arkadaşlar 4 tane boş yer var. O zaman istenen durum 4 bölü. Tüm duruma bakalım. 3 tane burada, 2 tane burada, 2 tane burada, 1, 2, 3, 4, 5 tane de burada. Toplam kaç tane boş yer var? Okan'ın çıkabileceği yerler. 3, 2 daha 5, 5 daha 10, 16. Arkadaşlar 4 bölü 16'yı sormuş bize. 4 bölü 16'dan cevap 1 bölü 4 olarak çıkacaktır arkadaşlar. Evet, cevap Denizli arkadaşlar. Bir sonraki soruya geçelim. Bir sonraki sorumuz, bakalım hangi konuymuş. Evet, bir konfeksiyon oteldeki şey atölyesindeki Mart ayı boyunca toplam 3600 tane ürün diktirmiş arkadaşlar. 360 derece 3600 düşüyor. O halde 10 katı alınmış. Her derecenin 10 katını almış. Şurada 500 tane o zaman arkadaşlar. 500 tane çünkü 10 katı alınmış. Ve devamında ne diyor? Defolu olanların yüzdelerini vermiş. Mesela burada Kazak %20'si defolu. 500'ün %20'si yani 5'te biri. Arkadaşlar o zaman 500 ise arkadaşlar 500'ün yüzde kaçı defolu? %20'si defoluymuş arkadaşlar. Defolu ürün sayısı o zaman 100 tane defolu. Toplamı 500 tane. Çünkü devam ediyorum. Atölyede Mart ayında dikilen gömleklerin 135 tanesi defolu olup. Atölyede Mart ayında gömlekler buraya bakıyorum. Kaç tanesi defoluymuş arkadaşlar? %15'i defolu. %15'i defolu, %15'i 135'miş arkadaşlar. O halde tamamını bulalım. Acaba kaçın %15'i? 135 çıkar. Şöyle yapıyorsunuz. Tamamına gömleğin tamamına x diyelim. %15'i defolu olduğundan dolayı %15'i bu şekilde hesaplanır. 100'e bölüp 15 ile çarpabilirsiniz. Eşitmiş arkadaşlar 135. 135 ile 15'i sadeleştirin. 9. 9 çarpı 100. 900. O halde burada da 900 tane var arkadaşlar. 10 katı 500'dü. 10 katı 900 ise şurası da 90 derece. Bakalım pantolonlarda ne demiş? Defolu pantolon sayısı, evet, defolu kazak sayısı, defolu pantolon sayısına eşit. Defolu 100 tane kazak vardı. O zaman defolu pantolon sayısına eşitse defolu pantolon sayısı kaçtır arkadaşlar? 100 tane. 100 tane defolu pantolon varsa %10'u defolu. %10'u 100 ise o zaman 1000'dir arkadaşlar. Şurası 1000 tane pantolon. O halde burası da 100 derece mi olur? 100 derece de burayı bulduk. Hepsini toplayın. 360'tan çıkarın. Eteğin yüzde kaç dereceye tekabül ettiğini bulursunuz. 100, 190, 240 ise burası 120 derece çıktı. 120 derecenin 10 katı 1200 tane etek var. 1200 tane eteği bulduktan sonra ne istiyor arkadaşlar? Kaç tanesi defolu? Eteklerin %5'i defoluysa 1200'ün %5'ini istiyor arkadaşlar. 2 sıfırı silerseniz zaten 12 çarpı 5'ten 60 olarak çıkacaktır. Bu soru da bu şekilde tamamlanmış oldu arkadaşlar.
Son bir sorumuz kaldı. Son sorumuza bir bakalım. Evet, güzel bir cebirsel ifade sorusu. Arkadaşlar, ax kare ve x artı c bir cebirsel ifadenin katsayıları a, b, c'dir. Bunu biliyoruz. Katsayılar toplamı da c. Katsayıların toplamı a, b, c. Sabit terimi de c. Arkadaşlar, size pratik bir yol söyleyeyim. Katsayılar toplamı istediği zaman x'e direkt 1 verirseniz, x'e 1 verirseniz a, b, c kalıyor zaten. A artı b artı c. X'e 0 verirseniz sabit terim çıkar. Bu da pratik bir bilgimiz olsun. Ve devam edelim. Oklar yönde hareket ediyor arkadaşlar. Ve şu ok işaretinin gösterdiği, şurada üst kısımların gösterdiği yerler çarpımı buradaki ifadeyi veriyor. İkinci dereceden denklem çıkmış. İkinci dereceden cebirsel bir ifade. O halde x artı 5, x eksi 5'in çarpımı şu özdeşliği veriyor mu? Devam edelim. Bu düzenekte 5 eşit parçadan oluşan çark bir tam turunu 10 saniyede. Bakın. Her bir bölmesi 2 saniyede geçiyor. Diğeri de 6 eşit bölmeye ayrılan 12 ise, 12 saniyede ise her bir bölmesi yine 2 saniyede. Ve sorunun devamında diyor ki çarklar yukarıdaki gibi iken 14 saniye sonra aynı anda durduklarında, 14 saniye sonra arkadaşlar bu 10 saniyede turunu tamamlıyor. 4 saniyede 2 bölme gidecek o zaman. 2 saniyede sarı buraya gelecek, sonra beyaz gelecek. O zaman buraya gelecek bölme arkadaşlar, kalemimizi alalım. Buraya gelecek bölme x eksi 4'tür. Çünkü her bölmenin 2 saniyede geçtiğini biliyorum. 2 saniye sonra sarısı gelecekti buraya. 4 saniye sonra da x eksi 4 gelecekti buraya. O halde x eksi 4 geldi çarpı. Diyor ki bunları çarpın değil mi? Görülen cebirsel ifadenin katsayıları toplamıyla sabit terim çarpımının sonucu kaçtır? Pardon. Bunu buldum. Çarpıyorduk değil mi? Bakın burada x eksi, x kare eksi 25 vardı. Devam ediyorum. Diğer sorumuzda, diğer dairede 14 saniyede arkadaşlar zaten 12 saniyede bir tur tamamlanıyor. Sadece şu x artı 7 gelecek. X artı 7 14. saniyede üst kısma gelecek. O halde x artı 7 ile çarpacaksınız. Dağıtalım arkadaşlar bu ifadeyi. Bu ifadeyi dağıtmadan da soruyu çözebilirsiniz. Katsayıları bulmak için x'e kaç vereceğimi söyledim. 1 vereceğim. X'e 1 verirseniz eksi 3 çarpı x'e 1 verirseniz 8. Değil mi? Bir daha söylüyorum. X'e 1 verdiniz eksi 3 x'e 1 verdiniz 8. Çarpımı eksi 24 oldu. Şimdi diyor ki katsayılar toplamını buldunuz. Sabit terimi de bulun. Sabit terimi bulmak için x'e 0 vermiştim arkadaşlar. X'e 0 verirseniz eksi 4 x'e 0 verirseniz 7. Bu da eksi 28 oldu. Çıkmadı mı buradan? Çıkması lazım. Bir bakalım. Yanlış mı yaptık? Bir bakalım, düzeltelim arkadaşlar. Bir yerde bir işlem hatası yaptık. Evet arkadaşlar, kalem butonu çarkın üzerinde olduğu için görememişim. Şöyle diyor arkadaşlar, biri sağa dönüyor, diğeri sola dönüyor. O zaman sağ taraftakine bakalım. Arkadaşlar, dönüş yönü bu taraf diye almıştım. Orayı bir düzeltelim. Burayı düzeltelim arkadaşlar. Ne yapacağız? Bu tarafa döndüğünden dolayı, sağa doğru döndüğünden dolayı 12 saniyede bir tur tamamlar. Sonra 2 saniyede x eksi 3 buraya gelecek. X eksi 3 buraya geldi. Buradan x eksi 4 geldi. Artık x eksi 4 burada. Arkadaşlar, ikisinin çarpımı ne olur? X eksi 3 ile x eksi 4'ün çarpımı. Bir yazarsanız katsayılar toplamını buluyorsunuz. Bir yazarsanız eksi 2. Bir yazarsanız eksi 3.
çarparsanız kaç olur arkadaşlar? 1 yazdınız katsayılar toplamı için. Eksi 2 çarpı x'e 1 verdim. Buradaki x'e de 1 verdim. Katsayılar toplamını bulabilirsiniz. Eksi 2 çarpı eksi 3'ten arkadaşlar eksi 6 ki artı 6 bulabilirsiniz. O halde 6'yı buldum. Sabit terimi bulmak için de x'e 0 verin. X'e 0 verin. Kaç çıkar sabit terim arkadaşlar? 12 çıkar. 12 çarpı 6'dan 72 olur. Karışık bir soru olsaydı bu şekilde pratiklik sağlardı. Ama x eksi 3 ile x eksi 4'ü çarpabilirsiniz. O zaman ne çıkar? Dağıttığınız zaman x kare eksi 7x artı 12 olarak bulursunuz dağıtırsanız. Peki burada sabit terim nedir? Sabit terim 12. Sabit. Katsayılar toplamı da kaçtır? Gizli bir 1 var burada. 1, eksi 7 ve 12'yi toplarsanız arkadaşlar kaç çıkar? 6 çıkar. Sabit 12. Katsayılar toplamı da sabit 12. Alışamadık mouse'la yazmaya. Katsayılar toplamı da 6'dır. 6 ve 12'nin çarpımı da 72'dir. Bu şekilde de bulabilirsiniz arkadaşlar. Sorularımız genel itibariyle uzun. Zaten alıştık artık. Sene başından beri sürekli böyle uzun sorular yayınlanıyor. Arkadaşlar çözümleri çok uzun da değil, kısa da değil. Bol bol soru çözerek, deneme çözerek sorulara alışabilirsiniz. Geçen yılın örnek sorularını da çözün. Yeni nesil sorularda çözmeye devam edin. Olacaktır. Kendinize güvenin. Sorulara da alışın. Unutmayın ki en çok soru çözen, bol bol soru çözen başarılı olacaktır. Kendinize iyi bakın. Başarılar diliyorum.